Dostlar, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Balatlı taşıma arabasının tanıtımını yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ürünümüzün iki tane güzel özelliği var. Bir tanesi kol sisteminin yatıp katlanıyor olması. İkincisi de alt tarafının uzuyor ve kısalıyor olması arkadaşlar. Aynı şu şekilde. Bakın, şuraya böyle bastırıp aşağı doğru itiyorsunuz. Katlanıyor. Daha sonra yukarıya asıldığınız zaman yerine kilitleniyor. Peki nasıl uzuyor? Bakın, şurada bir mandalı var. O mandalına basıp geriye doğru çektiğiniz zaman da uzayabiliyor dostlar. Katlama sistemini yakından göstermek gerekirse arkadaşlar, bakın şöyle bir hareketli mekanizma var. Bu aşağı doğru gidiyor. Tam da şurada kancası var. O kol aşağı doğru gittiği zaman o kancasından kurtulup artık ön tarafa doğru yatan bir sistemi var. Kapatırken de otomatikmen kilitliyor arkadaşlar. Bakın, tam da şu vaziyette. Aşağıya indirirken üstten bastırıyoruz ama kapatırken yerine kancası sayesinde şık diye oturuyor. Elbette ki bunun buralarını hafiften egres yağı ile yağlamak her zaman çalışmasını ve konforunu, açıp kapama konforunu arttıracak. Aynı zamanda da aşınmayı önleyecek dostlar. Teleskobik sistemin kilit mekanizması da tam da şurada arkadaşlar. Şu kolu çektiğimizde bakın, teleskobik sistem şöyle geriye doğru gidiyor. Kapatırken de şöyle karşıya geçip şuradaki tırnak vasıtasıyla yerinde sabit kalıyor arkadaşlar. Dostlar, bu ürün sağlamlık adına imal edilmiş bir ürün. Çünkü ürünün şu siyah parçaları metalden yapılık. Yine aynı şekilde şu katlanabilen yapısı da hem borusu hem de buradaki profil tamamen metalden, yani demirden yapılık. Çok fazla o ağır olmasın diye de teleskobik parçalar alüminyum malzemeden yapılmış dostlar. Aynı zamanda da köşe birleşim yerleri de plastik dirseklerle dönülmüş arkadaşlar. Bu da hem şıklık katmış, aynı zamanda da ürünü çok fazla ağırlık katmamak adına güzel olmuş dostlar. Şimdi şurada teleskobik açılma sisteminin bakın şöyle bir parçası var. Bu parçada dikkat çeken şöyle bir özellik var arkadaşlar. Yani bunu direkt buraya vidalasanız şu parçanın bu şekilde hareket ettiremezsiniz. Yani adamlar buna alt tarafına bir yay koyarak şöyle bir esneme kazandırmışlar ki gerçekten de şık olmuş. Arka tarafını çevirdiğimizde evet, nasıl olduğu daha iyi anlaşılıyor dostlar. Biz bu parçayı yukarıya kaldırdığımızda saç bükülmeden yukarı aşağıya kilitleme işlevini yerine getiriyor dostlar. Özellikle alüminyum profilleri metal profillere, bakın şu saçlara perçimle tutturmuşlar. Herhangi bir sıkıntısı olmaz, herhangi bir zarar olmaz. Zaten yük üstten bineceği için bu sadece yerinden oynamasın, kafi gelecektir. Aynı zamanda da perçim kullanmalarının bir amacı da, çünkü profiller iç içe geçtiği için vida kullanmak zaten buraya mantıklı olmayacaktı dostlar. Şimdi bu taşıma arabasının arkadaşlar tekerleklerinden birazcık bahsedelim. Şimdi iki tekerlek arkada, sabit bir tekerlek. Yani şunun gibi dönmeyen tekerlek. İki tanesi de ön tarafta döndürebilmek için sarhoş tekerlek kullanılmış arkadaşlar. Tamamen sağlamlık ve ağır yük çekebilmesi için, 150 kilograma kadar yük taşıyabilmesi için imal edilmiş demiştim ya arkadaşlar. Tam da o kapasitede tekerlek kullanmışlar. Bu tekerlekler çöp tenekelerinde kullanılan tekerleklerin küçük ebatlarıdır arkadaşlar. Tekerleklerin şu bağlantı sajlarının kalınlığı, tekerin sağlamlığı, göbeğinin iç yapısı vesairesi gerçekten de 150 kilogramı çok rahatlıkla taşıyacak seviyede dostlar. Evet, sarhoş tekerlek de tam da şu şekilde dönüyor. Dördü birden bunun eğer dönerli olsaydı arabanız istikrarlı bir şekilde gitmez. Dolayısıyla da mantıklı olan ikisinin sabit, ikisinin de sarhoş teker kullanılması dostlar. Ürünün ağırlığına gelecek olursak arkadaşlar, 7.6 kilogram ağırlığı var. Teker ölçüleri 100 x 24 milimetre. Ürün taşıma ambalaj boyutları ise 530 x 420,
125 milimetre. Yani bu ürün bize kargo ile gelirken ölçüleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz bu ürünün kapalıyken teleskobik kısmının uzunluğuna bakacak olursak arkadaşlar 41,5-42 santim. Peki açacak olursak, açtığımızda ise arkadaşlar niye geliyor? Şuradan itibaren alıyorum. Arkadaşlar 63 santimetreye uzuyor dostlar. Peki genişliğine gelecek olursak da genişliği de 40,5 santim arkadaşlar. Açıkken yerden yüksekliği de 60 santim arkadaşlar. Tam kolundan yerden yukarıya kadar 60 santim geliyor. Peki kapalıyken boyutu ne? Kapalı boyutu da arkadaşlar yerden yüksekliği 22-23 santim ve toplam uzunluğu ise 49 santim uzunluğu var arkadaşlar. Genişliği de zaten az önce söylediğim gibi 41'e denk geliyor dostlar. Şimdi elbette ki ürünü bakımını yapmadan bırakmayacağız. Öncelikle tekerlerin ortasındaki vidayı sökerek güzelce gresleyeceğim. Bu hem aşınmayı önlediği gibi aynı zamanda da çok rahat ilerlemesini sağlayacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın şu önünde ve arkasında iki tane kapak var ve ortasında bir adet de burç var arkadaşlar. Tam da şu burcuna şöyle yağ sürdüm, taktım arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Pulunu koyup artık yerine takabiliriz. Bu işlemi dördüne birden yapacağız arkadaşlar. Hemen vidasını yerine takalım ve güzelce sıkalım dostlar. Vidanın yönü fark etmez. Güzelce sıktıktan sonra içten dışa, dıştan içe, ama dıştan içe doğru olsa vidanın uç tarafı takılma konusunda, ayağınıza sağa sola takılmama anlamında, dıştan içe doğru taksanız güzel olacaktır dostlar. Evet. Şimdi bu işlemi gelin dördüne birden yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu katlanır yapısının kancanın tam olduğu yere de çok hafiften gres yağı süreceğim. Aynı şekilde tam da şuraya arkadaşlar gres yağımı süreceğim ki açılıp kapanırken rahat bir çalışma olsun arkadaşlar. Evet, ben unuttuğum bir konu var. Bakın şurada şöyle bir hareketli menteşe kısmı var ya, oraya da çok az. Ve tam da şuraya azar azar yağ döküyorum arkadaşlar ki açılıp kapanırken daha kolay açınıp kapansın arkadaşlar. Şimdi unuttuğum konu, sap kısmı da aynı zamanda yukarıya inip kalkıyor arkadaşlar. Aynı sistemi bakın arkadaşlar, hem bunu yatırmak için aşağı doğru bastırıp yatırmayı sağlıyor. Aynı zamanda da bunu aşağıya itebilmek için de yine şu sistemi kullanıyoruz arkadaşlar. Yani tek bir mekanik kilit sistemine iki parça, iki özelliği eklemişler. Bu da gerçekten başarılı olmuş. Yukarıya çekerken
kilite ihtiyaç yok. Kendisi açılıyor. Yalnız aşağı itmek istediğinizde illaki şu kolu bastırmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Ürünümüz gerçekten de yük taşımak için çok güzel dizayn edilmiş. 150 kilogram yük taşıyabilecek gerçekten güzel ürünlerden bir tanesi arkadaşlar. Ürünün fiyatı da alındığı tarihte, yani bundan 2-3 ay önce, belki de 4 ay önce yaklaşık 300 lira civarındayken şu anda 400'lerde fiyatını ben gördüm arkadaşlar. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.